Bizzat virgül yok değil mi? Virgül var abi. Benim zaten var. Nerede lan? Teşekkürler Eda. Bu akşamın yayınlar bir yeri ben sonunda diyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde getirdiğimiz Galatasaray'ın yarın Real Madrid'le oynayacağı maç öncesi son antrenmanı gerçekleştiriyor. Hemen kameraman arkadaşım Taşkın Taşkıran'dan görüntüleri sizlerle paylaşmasını isteyeceğim antrenmandan. Galatasaray'da Real Madrid maç öncesi son antrenmanına gelmişti. Son antrenmanı katılacak mı diye ama son antrenmanına da Radamel Falcao katılmadı. Bunun bilgisini paylaşalım. Oyuncunun aşı tendonunda bir sakatlığı var, ağrısı var ve bu yüzden de antrenmanlara katılmıyor. Florya'da henüz antrenmana çıkmadı. Kullanıldığımız golcü fizyoterapistler eşliğinde Galatasaray'ın forvet hattımıza gol olacağını belirtelim. Onun dışında Galatasaray'da yine önemli eksikler vardı. Mario Lemina, o da sakatlığı sebebiyle antrenmanlara katılmıyordu ama bu hafta Mario Lemina takımla birlikte çalışmalara başladı. Şu anda da son antrenmanda da Lemina takımla birlikte çalışıyor ve yarın da Real Madrid karşısında kadroda olacağını altını çizelim. Bir başka isim ise Sofyan Feghouli. Galatasaray'ın önemli bir oyuncusu ve yarınki karşılaşmada Feghouli'nin oynamasını bekliyoruz. O da milli takımdan, milli arada kendi milli takımından döndüğünde ağrıları vardı ve antrenmana katılmak adına Şener oynamıştı. Ama yarın Şampiyonlar Ligi maçında özellikle tecrübesi bakımından sonradan adasının sağlarsa Mariano'nun oynayacağını söyleyebiliriz. Ortada ise yine Martial Yunzama ikilisini bekliyoruz. Şunu söyleyelim. Paris Saint Germain maçında Galatasaray sabah bir oyun anlamına çıkacak. Çünkü Fatih'in de az önce gerçekleştirilen basın toplantısında bu maçın çok önemli olduğunu Real Madrid için ne kadar önemliyse bizim için de o kadar önemli sözleri söyledi. Şu anda zaten grupta ikisi de değinmişti. O yüzden de yarın biraz daha hücum hattı kuvvetli bir kadroyla çıkacağını söyleyebilir. Orta alanda nasıl bir değişiklik olabilir? Ömer Bayram oynatmıştı son lig maçında Fatih Terim. Burada da bir değişiklik bekliyoruz. Lemina şu anda döndü. Takımla birlikte çalıştığını söylemiştik ama biz yarın Seri'nin Enzonzi'yle ortada orta sahanın ortasında görev yapacağını tahmin ediyoruz. Önlerinde de Ferhan'ın olacağını söyleyebiliriz. Sol bekle, sol kanatta ise Ryan Babel'in değişikliği Hollanda'nın sporcu sol kanatta olacaktır. Sağda ise son yine Karamel Balkan'ın yaratığında özellikle son attığı goller sonrasında da diyorum Andone. Andone yarınki karşılaşmada gol daha olacak. Galatasaray'ın sonunda belirtelim. Tabii Fatih Terim özellikle Real Madrid ne kadar güçlü bir takım olduğunu söyledi. Eksikleri olabilirdi ama dedi Real Madrid kendisi Real Madrid ve biz de bunun farkındayız. Ve şu andaki durumda aynı Paris Saint Germain maçının önümüzde yapılan toplantısında da yine önemli yıldızlar eksikti. Bunlar önemli değil. Büyük takım. Büyük takım kazanmanın önemi yok. Aynı açıklamayı yine yaptı. Eksik oyuncular olabilir ama Real Madrid video şu anda 3 bölüme ayrıldı. Önemli. Fatih Saint Germain mücadelesinde
ondan cidden mağlup olmasına karşın çok değinilmişti. Maçta da aslında diyebiliriz. Ardından da Fatih Terim'de bunun bilincinde basın toplantısında da mağlup gelirsek ve mağlup olursak neler yaşayacağız, neler olacak bunların farkındayız. O yüzden de gerekli karşılaşmayı kazanmak için mücadelemizi ortaya koyacağız. 90 dakika oyundan kopmayan bir Galatasaray olacak açıklamasında bulunmuştu. Yarı kere şu anda Galatasaray'da bize sen topla. Sen kulağında ya burada. Tamam.